de söylüyoruz bunu. Keşke Kızılbaş, Ahu Kızılbaş olabilsin. Aynen Hazreti Peygamber'e Kızılbaş dediler. Uhud cenginde diyelim Hazreti Peygamber Efendimiz şehit oldu. Hani Ali'yi çağırdı. Edirip'in ağacını Arapça mı? Diye çağırdı. Ali geldi dedi. Aldırdı. Ya Ali, ağzımın yarı toprağa düşerse nebatın bitmeyeceğini delirdi dedi. Hem de öyle dedi. Ne diyeyim ya Resulallah? Avucuna, avucunu aldı dedi. Tacına çaldı. Falan Hazreti Peygamber'in tacına çaldı. Bizim oldu, dağıldı. Hazreti Peygamber düştü diye dağıldı diye. Ondan sonra bu bizim Hüvel sallat Hazreti Peygamber'le Hazreti Ali diye mağlup etti onları. Ulan biz bu orduyu yendiydik ha. Aha şu iki kızıl baş olmasa ya dediler diye. Siz kendi kendinizi Hristiyan ediyorsunuz ya. Onlar dedi bu kelimeyi ama siz artı niyet. Biz ediyoruz diye. Keşke biz onlar olsa Hazreti Peygamber'le Hazreti Ali olabilir mi? Ben iftihar ediyorum hani misal. Ki keşke bunu dediler diye biz iftihar ediyoruz diye. Ama siz bunu artı niyete söylüyorsunuz. Ama ne edeceğim? Kime ne söyleyeceğim? Kime ne anlatacağım? Bir bakayım kime ne söyleyeyim, kime ne diyeyim. Mesela mi? Alıyor değil mi? Alıyor, alıyor. Kemal'im benim alacağım var. Ya, alıyor, devam ediyor. Sen konuş Aşrem mi? Söyleyeyim de cümlesine de selamımı götür bari. Yaşlıların halinden soran olmayı, kime ne söyleyeyim, kime ne diyeyim diye. Eşin, dostun bile senden uzak duruyor, kime ne söyleyeyim, kime ne diyeyim. Göz görmüyor, kulaklarım duymuyor. Selam versem ver, selamını almıyor. Gençler bizi alınca alıyor, kime ne söyleyeyim, kime ne diyeyim. Eyvallah, hep tarihi laflar. O zamanlar kapladı gomur dağları. Bülbül ötmez oldu bahçe bağları. Böyle mi geçecek aşırı mülçak? Kime ne söyleyeyim, kime ne diyeyim? Genci kene bükülmezdi bileğim. Hak kıtında kabul olsa dileğim. Dost beni çağırsa duymaz kulağım. Kime ne söyleyeyim, kime ne diyeyim? Ağzına sağlık vallahi harika. Kapandı evlerim buran karına. Ayrıldı yollarımız nazlı yarıya. Böyle gün geçer mi ahuzarına? Kime ne söyleyeyim, kime ne diyeyim? Gel sen de şu yana gel de asıl kamerayı. Şahin bayım düşenin dostu olmuyor. Gizli kapılarım. Kilitli kapılarım da açan olmuyor. Kedilerim bile su deve gelmiyor. Kime ne söyleyeyim, kime ne diyeyim diye açıkçası. Evet, kedi gelmiyor. Ağla da cümlesine, kedilerim de söyle selamlarımı da soranlara. Sen konuş Aşirem mi, bu söyler. Aha geldik dedi yok, Şenolası'nın Halep şehriydi. Çokça düzeltmeyeni gidip, halalıydı, Halep şehriydi. Ustaz demiş, ben demedim. Şiir benim ama. Evet. Çok sağ ol. Sağ ol, senin de ağzına. Konuş Aşirem mi, biraz konuştu. Ya ne diyeyim ki işte, sohbet karşılıklı bir şey olmayınca, haydi yekten konuşulmuyor. Evet. Rahmetlik babam olsun, sırası gelecek. Hamdi dayım olsun, kemikleri sızılasın ikisinde, onlar anlatırlardı. Anladım. Biraz aldım kasete, böyle daha bazen yani, bakıyorum. Sohbet karşıdan açılır ki ona göre cevap verin, ona evet. Göre konuşuluyor. Yekten haydi bana bir şunu söyle. Muhakkak tabii. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Peki Aşirem mi bu Sünniler Alevlere neden inanmıyor bu şey? Alevlerin 12 mamuruşlarını olsun, aşure falan bunlar aşureyi falan yapıyorlar mesela. Aşure çorbasını yapıyorlar. Bunlar hakikatleri bilenler biliyor gözünü yedi. Evet. Bilenler biliyor bunu. Ben Dimorta'ya gittik işte bir tarihte. Oraya vardık ki Çavuş Mehmet vardı rahmetli. Ondan gittik, pekmez getirecek. Ve çorba yapacak. O zaman Seyfi Hoca varmış, onun oraya indik, asker arkadaşıymış. İki evliydi. Akşam imamımız yedik, yatacağımız zaman Seyfi dedi, asker arkadaşı ya, bize bir yastırlık bir şeyler getir de dedi, biz orucuk dedi. Büyük karısı tutuyormuş, onu çağırdı. Dimorta'da bu.
Geldi karı. Kız karı bunlar orucumuş böyle böyle dedi. O dedi ki, lan Seyfim abalı sana ben dedim dedi bugünler oruç. Bana yedirdin ve abalı sana dedi dedi. Dedi. O bizim ile bir yemek hazırlamış bir şeye baktı Hatip Hoca demiş. Bu çorbanın sevap olduğunu. Demiş ki, bunun orucunu tutun, çorbasında vurun, bu çok sevap demiş Hatip Hoca. Karı dedi ki, ben çorbasında vuruyorum. Kazıvanın bu dimortada da çok tutanlar varmış bile eskiden. Evet. Şimdi tutmuyorlar, benim yediğim. Bir de holluyorlar, hollamasalar keşke. Evet. Bu hakikatleri holluyorlar. Zaten bu çorba Hazreti Hüseyin'den değil. Adem tuttu çünkü. Adem'den bu yandan Muharrem ayı devam eder. Evet. Tövbelerin kabul olduğu aydır. Muharrem ayı tövbelerin kabul olduğu aydır. Ki Nuh tufanına kadar bak. Nuh tufanında asas Nuh vurmuştur çorbayı. Hazreti Hüseyin vurmadı ya. Tufandan işte demek evet. Tufan bak. Oldu ya hanım. Nuh tufanında karaya 3 gün sonra karaya çıktılar. Nuh dedi ki işte ey cemaat, elinizde ne varsa toplayın, getirin, aşure çorbası işte, o zaman vurdu. Ondan oldu değil mi? Birlik yani, herkesin şeyi bulundu orada, bir çorba vurdular. Yani şükrencalık, kurtarıda şükür değil. Evet. Çorbayı onlar vurdu, Hazreti Hüseyin vurmadı ya. Hazreti Hüseyin Nuh'tan neçe sonra? Neçe sonra be? Evet. Yani i̇şte bu da... Işte, Ağrı Dağı'nda battı falan dediler, hala arıyorlar Ağrı Dağı'nda Nuh'un gemisini. Ararlar. Bu da Hazreti Hüseyin de Muharrem ayına rastlamıştır. Hatta Cuma günü şehit olmuştur. Ve biz Hazreti Hüseyin aşkına diyor. Hazreti Adem tutmuş diyor. Ta ehle şeyden vurup besminden ileri gelir ta. Evet. Adem'den bu yanına devam eder gelir Muharrem ayı. Tövbelerin kabul olduğu ay değil. Biz de var şeydi. Biz de Hazreti Hüseyin'e ya sıvatem diyor. 12 imamı 12'ye yıklıyor. Esas evet. 10 Muharrem yazar. 12 imam 12 olduğu için biz de 12 tutuyor. Ondan beri. Peki aşire mi? Gelenekler böyle. Evet. Bir de şunu soracağım benim merak ettiğim. Bizim Alevler'de bu Ramazan'ın üçünü tutarlar veyahut sonundan üçünü tutarlar. Bazıları tümünü tutuyor sevap diye. Acaba bu gerçek mi? Şimdi orasını tam ben şey demiyorum da Muharrem ayı da bilemiyorum. Üçünü tutmak sevap derler. Üçünü. Evet. Üçünü tutmak sevap derler. Şimdi onlara da dersen Muharrem ayının üçünü tutmak sevaptır. Onlar evet. Üçünü tutarlar. Muharrem ayının onlar üçünü tutar. Bizimkilerde de Ramazan'ın üçünü tutarlar. Ramazan'ın üçünü tutarlar. Evet. Bazıları tümünü tutuyor da bazı Alevler var mesela. Bu bir de Alevilerle Şiiler arasında onlar da Alevi değil mi Şiiler? Onlar da Hazreti Ali'ye inanıyor. Peki onlar 5 vakit namazı kılıyorlar, şimdi, ne bileyim Ramazan'ı tutuyorlar. Şimdi şöyle, evet, onlar Caferi'yle misal. Şeydir ki, Feyzullah Çiner'dir ki, mezhebim Şia, Kızılbaşım'dır. Evet. Gel belanın fırkatındandır gözümden akan yaşım. Hüseyin'in derdini kimseden sorma da karındaşımdır. İstersen Zeynep anadan sor, istersen Zeynep abadan sordur. Zatı Zeynep anayla Zeynep abâ gördü bu Gelbela'nın vakkasını hani. Evet. Onlar biliyor. İstersen Tur-i Sina'dan sordur, istersen Muhammed Mustafa'dan sordur, uzun gider. Fakat ben oraları hatırlayamıyorum, evet. Ben unuttum. Bu kadarca, kusura bakmayın, olur. Ya işte senin kendine göre bir inancı var. Evet. Şimdi gözünü yediğim 4 kitabın 4'ü haktır. Ona da bir şey diyemeyeceğim. Bak. Gavur diye Cenab-ı Allah kimseye yaratmamıştır. Gavurluk bizim içimizdedir. Kendimizden doğan bir şeydir gavurluk. Yoksa gavur yoktur. Onun inancı haktır. Hazreti Peygamber Efendimiz'dir. 4 kitabın 4'ü de haktır. Ya Habibimdir Cenab-ı Allah. Ben İsa'ya ne emrettim de sana da aynıdır. Evet. Musa'ya ne emrettim ise sana da aynıdır. Evet. Bu aynıdır.